Bugün evdeki malzemelerle size arbalet yapmayı göstereceğim. Bu videoyu sakın evde denemeyin. Bugün size arbaletin farklı türlerini yapacağım. Küçükten büyüğe doğru gidecek. Birincisi bir yaya benzeyecek fakat kendi yay sistemi olduğu için içinde aslında o bir arbalet. O yüzden bunun için sadece 2 tane mandal, bir parça ip ve bir pet şişe kapağı kullanacağım. Ne diyorsun Kamil? Bakalım görelim. Görelim. Şimdi arkadaşlar mesele basit. Öncelikle mandallarımızı hazır hale getirmemiz gerekiyor. Kamil ister misin? Mandal severim. Kullanırsın. Aynen abi. Serkan amcam bayılır. Bunları şu iki ucunu yayların önüne gelecek şekilde böyle keseceğim. Şu üst kısmı uçuracağız. Şimdi de arkadaşlar bakın her iki taraftan içe gelecek şekilde şöyle bir keseceğim bunları. Şu taraflar gidecek. Şimdi arkadaşlar aldık bunları. Şimdi bunları silikonla yapıştıracağım. Böylece yay hemen hemen hazır olacak. Perfect. Şimdi kapağı bu şekilde deliyorum. Tam ortadan delmem gerekiyor. Aynı doğrultuda aşağıdan çıkması gerektiği için de bu şekilde dümdüz deliyorum. Bunları yaptık. Şimdi bunları buraya yapıştırması var. Yapıştırma işini de macun epoksi ile yapıyorum. Macun epoksi çok enteresan bir malzeme. Kamil bu bok gibi kokuyor Kamil. İğrenç kokuyor. İçindeki beyaz ve yeşil şeyin karışıp bunun beyaza doğru gitmesi lazım ki. O yüzden yoğuruyorum. Ondan sonra taş gibi olacak. Bak sertleşmeye başladı bile Kamil. Rezalet kokuyor ya. Gerçekten çok kötü kokuyor. Kamil'imin kokulara karşı biliyorsunuz, kanalımı takip edenler bilir. Kamil'im benim kokulara karşı hassas. Çok hassas. Yumurtayı yiyemiyor mesela. O artık yiyebiliyorum ya. Harbi mi? Evet. Ya. Çok büyük bir gelişme var yani. Sana bir katkımız oldu Kamil. Bu kanal seni hayata hazırladı ya. Evet, 26 yaşında. Kırmızı kanımız domates yemiyordu bu kanala gelene kadar. Hı, bak ne diyorsun? Çok güzel gözüküyor. Evet. Gerçekten bir silahmış gibi. Evet. Şimdi bunun birkaç saat kuruma şeyi var. Bir nevi yay gibi olmuş bu. Evet evet. Kamil nasıl? Bu minik olan. Evet. Küçük olana başlıyoruz. Şimdi buna bir de ip takacağız. Yayı ip gerekiyor ya. Bunu ayarlıyoruz. Hazırlıyoruz şimdi. Evet, alet hazır. Beğendin mi Kamil? Çok tatlı ya. Küçük, tam senlik. Evet. Şimdi bakalım straforu saplanacak mı? Allah kahretmesin. Canı yok, canı. Evet, evet. Bir de ben yanlış yaptım. Şöyle yapmak lazım, bir dakika. Ooo, süper be. Vallahi on numara. Karpuzla deneyelim Kamil. Hop. Kamil, balon nerede Hatice? Hop, bakalım balonu patlatacak mı? Balona karşı mandal, kürdan, ok, arbalet. Oh. Oy. Kanka bomba 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 işler bunlar. Bir de bir gidiyoruz. Bakalım ikinci ve üçüncü nasıl gidecek? Şimdi arkadaşlar oktan yani yaydan bir arbalete doğru ikinci bir geçiş yapıyoruz. Burada da şunları kullanacağız. Bildiğimiz su borusu ekipmanları. Bunları böyle birbirine geçire geçire yap boz gibi takacağız. Daha önce Alper'le çektiğimiz videoda boruları kullanmıştık. O borular mı? Ne videosuydu o Kamil'im ya? Araba simülasyonu. Araba simülasyonu. Alper'le mi ya? Aa doğru. Alper de vardı o videoda. Unutmuşum lan. Çok video çektik Kamil. Bak hop. Birinci parça tamam. Birinci parça tamam. Bunun gibi yapacağız. Çok güzel bir şey çıkacak ortaya. Şaşıracaksınız. Kaç parça var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 12 tane de ara parça var. 45 derecelik dirsekler. Bu aletten çok umutluyum. Diğeri zaten cep modeldi. Bu biraz daha işlevsel. Hatta bunda ok kullanacağız. Bildiğin ok atacağız Kamil. Bak bir köşesi hazır. Nasıl? Güzel gözüküyor. Değil mi? Şu an pek bir anlam ifade etmiyor ama. Birleşince olacak. Hı, ne oldu lan buna? Heh, şöyle dönecek. Bak belki kafanda belki bir şeyler oturmuştur.
Üf, bayağı iyi olmadı mı ya? Şöyle bir dik tut abi görelim. Hı? Evet. Bunları vidalayabiliriz sonra sağlamlaşsın diye. Seviyorum. Bu Amerikan tarzı bu Kamil. Bu Amerika biliyorsun. Öğrendik borudu arkadaşlarımız var. Çok yardımcı oluyorlar. Aslında var ya bunları almaya bizim Kaan'la gittik. Kurguyu yapan arkadaşımızla. Orada dedi ki abi dedi bunları niye çekmiyorsun? Ben zannediyorum ki bunları sen kolay buluyorsun. Hiç öyle değil. Aslında bayağı Karaköy'ler senin. Kasımpaşalar benim. Yerine gidiyorsun. Tabii tabii gidiyorsun. Aynen. Evet. Sistem hazır Kamil'im. Bunu nasıl ateşleyeceğiz biliyor musunuz? Bagaj lastiğiyle. Şimdi bagaj lastiğimizi aldık. Bayağı esnek. Bunları da şöyle içinden geçiriyorum. Orta tarafın içinden geçireceğim. Kalın olduğu için geçecek inşallah. Biraz uğraştıracak. Ya da şöyle yapacağız. Takılable, sökülable olunca iyi oluyor. Yani en son sağlamlaştırmak için vida takabiliriz. Ayrı konu. Gördün mü Kamil? Evet, bu orta noktası. Orta noktadan bu artıdan geçiriyoruz. Gerçekten güzel oldu. Aferin lan Kamil bize. Evet, şimdi burası fazla. Burayı şöyle bir bağlayayım. Bir test et abi, nasıl geriliyor mu? Deli misin Kamil? Var ya ağzına sokarız adamın oku. Şimdi bunları bir keselim. Şöyle biraz geriden kesebiliriz, sıkıntı yok. Zaten ne olur ne olmaz diye ikinci bir lastiğimiz daha var. Çünkü belli olmuyor. Bazen sıçıyoruz. Dikkat et abi de kaçmasın içine. Bazen sıçıyoruz değil mi Kamil'im? Craft işlerinde oluyor. Kelepçeyle birbirine tutunacak Kamil'im. Bunları yakınca arkadaşlar o saçakları gidiyor ya daha kolay çalışılıyor. Kamil'imin kendisine yarayan çakmakları. Her zaman az yanıyor Kamil senin çakmakların. Niye böyle? Bana kadar. Evet, gerçekten sana kadar. Şöyle kelepçürüyoruz bakın. Allah! Böğrüme girdi falçata. Kapat abi onu. Kamil alıştı bana artık. Falçatayla işimiz bitti ya. Anlık bile olsa kapatmak evet, lazım. Evet, sen bir de bu konularda tecrübelisin falçata konusunda. Kemiğe kadar keser. İnanılmaz keskin bir şey falçata. Evet, Kamil. Bakalım. Vay be. Oh, elim acıdı. Deneyelim. Evet, hazır şimdi. Kamil'im nasıl sence? Düzenledik, biraz daha uzattım ki daha hızlı gitsin. Şuraya bir deri parçası taktım. Hani deri parçası tutarken daha kolaylık olsun diye. Şimdi ilk atışımızı yapıyoruz. Hedef karşımızda, profesyonel hedef var Kamil. Atıyorum. Ne diyorsun? Bak bayağı geriliyor. Aa, ulan 12'den vurdum Kamil. Diyor. Ama saplanmadı. Deniyorum bir daha. Dur lan şurada var. Dur lan yaklaşalım bari. Nasıl oldun mu Ertuğrul Gazi gibi? Kuzlandı mı? Hep karavana ama vuruyorum. Allah gözüne sokuyordum dikkat. Derin bir nefes al. Heh. Lan vurduğumuz da gitti Kamil. Bak şimdi olacak Kamil. Çok güzel gidiyor. Bayağı iyi gidiyor canım. Bir şeyler parçalar mı ama? Evet, şimdi gelelim hedef vurmaya. Biraz önce attık, hedefe sapladık. Fakat acaba daha gerçek hedefler, gerçek hayatın içinde olan şeylere nasıl bir şey yapacak? Şimdi çakıyor. Orada gazlı içecekler var. Ah! Ağaca kadar çıktık Kamil. Bayağı atıyoruz yani. Hızlı gidiyor. Nasıl beşe başardın? Evet abi dayanmadı ya. Halledeceğim. Butterflip Challenge gördün mü Kamil? Hepsini aşağıda yan yana toplayacağım böyle. Oo Kamil patlattık. Bak. Saplanmış mı? Evet. Oo. Bak şimdi bir çekeceğim bak şimdi eyvah, bak. Eyvah. Allah.
Gördün mü? Vay be. İşe yaradı harbiden ha. Başka bir şeyleri daha patlatalım. Legolas Uras derler oğlum bana. Kamil, yiyeyim Legolas'ı lan. Atilla Hanım'ız varken. Şimdi karpuz. Ah be. Oluyordu be. Anladım ama nişan almayı öğrendim bunda Kamil. Arkaya koyduklarına çok kolay şey oluyormuş Kamil. Oka kolay ulaşılıyor. Bazıları da şurasına. Evet o da var. Mete orasına koyuyor, Mete Gazoz. Buradan da kardeşimize selam olsun Meteciğim. Bir yerlerde dünya şampiyonu. Oluyordur o. Bir yerlerde dünya şampiyonu olmakla meşguldür. İnşallah kimseyi öldürmeyiz. Ben oradayım Kamil. Çok sekiyor yani. Buraya düştü lan. Ababam sınıfındaki Şaban'ın silik atması gibi oldu. Allah. Onaydı ya. Balon patladı lan orada kendi kendine. Demek ki gücü daha şu an... Evet daha yeni yeni. Yeni. Etkisi sonra da. Oo. Vallahi vurduk Kamil. Ne kadar girmiş bakayım. Oha. Oha. Bu kadarı girmiş lan. Beklemezdim. Ben ucundadır diye düşünüyordum. Vay anasını. Suyu çıkar mı şimdi? Bilmiyorum. Sıkılmaz ki karpuzda öyle portakal değil ki Kamil. Başka bir şey yapalım. Şimdi ipi kısalttım arkadaşlar biraz. Mesafeden dolayı hem vuramıyoruz hem hızı azalıyor. Dibine kadar gideceğim. Daha sert gidecek. Tıraş köpüğüne karşı. Ne oldu? Oğlum Kamil. Çok patladı oğlum ya. Bakayım ben de. Ah abim benim ya. Ah Kamil'im benim ya. Bu ne ya? Oğlum hani bu patlatmazdı Nescafe'yi kap patlatamadık kahveyi. Abi ödüm koptu ödüm. Ne güzel gözüküyorsun şu an. Harbi mi? Evet. Bal dök yala. Çok güzel ya. Aleti de attım. Alet nerede? Hah abi. Baksana ona da oldu. Ay crescendo Kamil. Crescendo ya. Mis gibi kokuyorsun. Harbi mi? Oo girmiş çıkmış. Bu girmiş tabii devam etmiş. Ne yapacağız şimdi Kamil bu halde? Devam mı? Değiştirecek misin üstünü? Bilmiyorum ki. Ne yapalım? Bence devam et. Edelim. Sonra değiştiririm. Karışık da olabilir. Aynen karışık da olabilir. Bakarız. Şimdi bu tıraş köpüğü faciasının ardından arkadaşlar sprey boyaya geçiyoruz. Sprey boyayı o şekilde istemem üstüme Kamil. Ben çok isterim. Çıkmaz o Maltay. Biraz uzaktan yapacağım o yüzden. Ne demişler? Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Temizlendik ama kolay temizleniyormuş bu tıraş köpüğü. Kafama havluyu tuttum geçti. Neyse atıyorum. Abi elimizde ok kalmadı. Gerçekten ok kalmadı. Gidip komşudan alalım. Oy. Oluyordu be. Devam. Yatay. Aynen yatay. Oo! Aha! Mavi miyim? Yok abi şirinler gibi olmanı isterdim. Harbiden olurdum yani. Buraya baksana. Abi Rana bize. Gelmeden tamam mı Kamil'cim Rana? Burayı suyla güzelce. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar şimdi boru ister misin? Boru değil kalas ister misin Kamil 6'ya 6? 6'ya 6 çok. Çok mu? Yok 6'ya 6 olmaya da bilir ya. Belki dur belki değildir. 4'e 4'müş Kamil. O da çok. Neyse. Şimdi bundan ya bu yapacağım şeyin adını tam olarak bilmiyorum. Yani tüfekli arbaletli ok. Ya bu bildiğin aklımızdaki gibi olursa tüfek. Tüfek evet ama yaylı sistemle çalışan bir şey. Şimdi. İlkel bir tüfek. Evet ilkel bir tüfek doğru. Şimdi arkadaşlar bunun için böyle bak olmaz mı? Babaçko. Bu babaçko diye tabir ettiğimiz çivilerden. Önce arkadaşlar şuralardan tam köşelerinden iki tane delik açacağım ve bunları şöyle yapacağım. Bakın şöyle duracak bunlar. Anlatabildim mi size? Onu şimdi önce şurada açalım deliğimizi. Bakalım şimdi giriyor mu? Evet. Oocuk. Kamil. Evet şimdi oldu. Göstereyim arkadaşlar size. İki tane deliğimiz var. Biri buradan girdi. Bak alttan çıktı gördün mü Kamil? Diğeri de buradan girdi. Bu da alttan çıktı. Böyle duruyor gördün mü? Bunları lastikle sabitleyeceğim.
Evet. Bayağı iyi. Gayet iyi duruyor. İyi duruyor. Buraya da farklı bir sistem yapacağım. Burayı da deleceğim. Bir tetik mekanizması oluşturacağım. Hiç aklına gelir miydi Kamil bagaj lastiğiyle arbaletler marbaletler? Hayatta düşünmezdim. Değil mi? Şimdi bakın bunları böyle takıyorum. Göstereceğim, ona da ayrı bir şey yapacağım. Sonra bu çekeceğim, tamam mı? Bunun ulaştığı son noktaya bir şey daha, bir sistem daha yapacağım, bir düzenek yapacağım. Önce bunları bir sabitleyelim. Bayağı iyi oldu. Buradan çıkma ihtimali artık yok. Şimdi. Oo, bayağı geliyor ki. Allah kahretmesin Kamil. Evet, bundan korkuyordum. Evet, oldu. O zaman bunu düğüm açacağız. Şimdi daha sağlam olacak bence. Diğerini de yap bari aynısını. Evet, evet. Gözüme giriyordu yalnız. Abi çok tehlikeli işler yapıyoruz biz Kamil ya. Ya evde denemeyin demeye gerek yok bizim videoları. O kadar yani. Birer düğüm daha mı atsan? Yok, bu kalınlıktaki iplerde o ikinci düğüm işe yaramaz Kamil. Şu an bu zaten buradan çıkmaz. Yani inşallah. Biraz da kısaldı, iyi oldu biliyor musun? Şunları kesiyorum ki atacağımız şeyin önüne çıkmasın. Evet. Abi sistem 10 numara oldu Kamil'im. Şu mesafe iyi. Allah. Bir bıraksam bu arkaya gidecek. Çok sağlam atar mı? Atar. Gerginliysen hiç. Deneyelim mi? Şu an demo bir mermi mi yapıyorsun? Evet. Aha Kamil. Şimdi bunun gerginliğini doğru hesaplayacağız. Atıyor mu? Atıyor. O nasıl girdi oraya? Hiçbir öyle fikrim yok ya. Yan duruyor. Bir kışkış cinler kışkış olayı var Kamil'cim. İstersen telefonumla çekeyim. Akıl almaz bir hadise. Bunu burada ne tutuyor arkadaşlar? Şimdi bir çekeyim bakın ne olmuş acaba? He, şuradaki tırtıkları buraya saplanmış perdeye. O bile tutmuş. Evet. Yani güçlü demek ki. Bayağı iyi durumda şu an. Görüyorsunuz. Şimdi bunu geriyorum. Gerdiğim en son noktada şuraya bir tane delik açacağım. Daha doğrusu iki tane delik açacağım. Bir şuraya, bir de şöyle yanına. Bu iki deliğe de şu vidaları ters takacağım. Göreceksiniz. Evet, şimdi ikisini birden şuraya geçiriyorum. Şunun tam olması lazım. Evet. Bu tetiğimizin bir mekanizması olacak. Bakın olay şu. Bu böyle ya Kamil. Ya böyle bir yükselti düşün. Böyle olacak ya bu. Buradan pat diye içeceğiz sistemi. Deliklerimiz tamam Kamil. Güzel oldu mu delikler? Göster bakalım bir abi. Bunlar küçük delik Kamil. Bu da büyük delik. Şimdi bu buradan geçecek. Tamam mı? Ondan sonra... Alttan somunu takıyoruz. Evet. Civatayı takmadık mı? Zeynep bunun adı ne? Bunu? Hı? Biliyordum. Ha? Hatırladın mı? Aman benim küçük prensesim benim. Biyoya tamir aletimiz var Kamil amcası. Biz Zeynep'le tamir yapıyoruz değil mi Zeynep? Ali'nin ilgisi yok. Zeynep'im var. Geliyor izliyor beni burada iş yaparken. Ali PlayStation'da. Şimdi şunları da geçiriyoruz Kamil'im şöyle. Sen alttan geçir abi. Ben üstten bakıyorum. Aha geldi. Çok geldi. Burada şu sistemi doğru kurmamız gerekiyor. Bayağı doğru yükseklikte. Evet evet iyi. İyi şu an. Şimdi bunları yine lastikle sabitleyeceğim. Şimdi arkadaşlar mekanizma çalışıyor şöyle. Bunu da yine lastikle şöyle sabitliyoruz. Vay Kamil. Bak. Attı mı? İyi mi? Vallahi attı Kamil. Fena değil, göreceğiz. Şimdi geldi mermilerimizi yapmaya. Bunu böyle bir olta iğnesi kıvamına getireceğim. Onu da mengenede yapacağım. Bayağı yaptık Kamil ya. Var ya şu an çok güzel gözüküyor ya. Sanki nişan aldığım yere gidecek gibi Kamil. Aynen gez göz arpacık. Seko olsa Seko'ya giderdi. Aman aman aman. Sistem bu. İstediğim kadar hızlı gitmezse ipi kısaltacağım. Mesele bu. Direnci yükselteceksin. Evet. Yapıştıracağız gidecek. Sen de mi fizikçi oldun Kamil? Ben fiziğe bir ara ilgiliydim. Ha? Sonra lise 2'de ağır geldi. İlgin gitti. İster bilgisayar girince işin için.
Tabii canım, ben X girdiği gün bitti benim için fizik. Hoca diyor ki, şimdi diyor arkadaşlar çok bilinmeyenli denklem çözüyoruz. Hocam diyorum, bilmiyormuşuz, nasıl çözeceğiz yani? Bilmiyoruz ki. Senin problemlerin iyidir. Problem soruları. İşte mesela bir işçi, 70 litre havuzu. Havuz yok lan, manyak. Matematik o gün bitti benim için. İlkokul 3'te. Havuz problemleri bir çıktı, gitti. Şimdi mesela Ali havuz problemlerine geliyor. Hocasına dedim, hiçbir yardımın dokunmaz. Bugün de yapamıyorum yani. Bir musluktan o kadar akıyormuştur da oradan bana ne ya? Trouble 6, go inside. Arbaletimizin inanılmaz başarısının ardından arkadaşlar, ortalık toz duman. Şimdi sıra geldi tüfeğimize. Hedef var karşımda. Bakalım istediğim noktadan. Yani kırmızı, yani mavi, kırmızı, sarıdan birinden vursam bence iyi. Ne diyorsun Kamil? Bence başarırsın. Senin atışın iyidir. Bu atabilecek mi? Deniyoruz. Ne oldu? Vuramadık herhalde Kamil. Bir yerden ses geldi ama. Ama nereden? Bir daha deniyoruz. Arkadaşlar şimdi yapıştırıyorum. Bence olacak bu sefer. Oha, içine girdi lan. Oğlum bunlar tehlikeli aletler Kamil. İçeride şu an. Sen de atayım mı? Silahın ne ismini veriyorsun? Urasın sol ayağı. İzlerler. Evet. Hat-trick'imi de arada bunu kurarken hat-trick'imi de Kaan'cım. Onu veriver. Oğlum bayağı sıkıntılı. Yani şöyle göstereyim size. İçeride yani. Diğeri de burada. Bak. Ha, ip varmış lan bunun içinde. Hedeflerin içinde ip varmış Kamil. Daha sağlam olsun diye herhalde. Bak. Şimdi başka bir şey sıkalım. Kağıt helvaya karşı. Kamil gel bak, görüyor musun? Abi ısırık almış. Aynen bak, ucu burada. Böyle gelmiş yani. İçindedir o büyük ihtimalle, bakayım. Evet bak, burada şu. Kağıt helva 2. Oy ne yaptım ben? Bak. Gel bak gel. Görüyor musun? Nike. Kamil. Gizli sponsor almışız. Oha ne güzel olmuş be. Vallahi. Ters çevir abi kağıt elmayı. Oo arkadan daha güçlü çıkmış Kamil. G3 gibi. Karpuzu deneyelim mi? Bakalım ne yapacak karpuza. Bak ize bak Kamil. Görüyor musun? Gördün mü? Oha cuk diye. Evet aynen, bu direkt izini çıkarttı. Çalıştı mı? Çalıştı vallahi. Karpuzun üzerinde oturan Kaptan Amerika'ya karşı. Allah bak, görüyor musun? Kalkanı var tabii ya. Efsunlu mudur bu Kaptan Amerika? Ne diyorsun? Muskası mı var? Oy bak nasıl sektim mermi. Harbiden sekti ha. Acaba Kaptan Amerika'ya bir şey yaptı mı? Yok ya öyle gözüken. Ha? Milyon dolarlık kostüm Kamil. Zaman yolculuğu yapıyorlar bununla. Evet. Kamil önümde durma, tamam mı? Tamam abi. Allah Allah. Oh. Vurduk ama patlamadı Kamil. Şurası vuruldu ama patlamadı. Demek ki patlatmıyor. Başka bir şey deneyelim. Şimdi 20'ye karşı. Oy ne diyorsun? Harbi vurduk yine ha Kamil. Attığımızı vuruyoruz ya. Peki nerede? Aa bak delmiş. Ha, rahatladım şu an. Harbi mi diyorsun? Bak hala rahatlıyorum. Ay. Güzel. Güzel patlatmadık mı ama? Çok iyi. Şimdi Kamil'im ne yapıyoruz biliyor musun? Ben bunu havaya atacağım. Artık nereye düşerse. Hadi. İzlediğiniz için teşekkürler.